Burada şimdi yapacağım şey şu. Bir tane de benim burada stencil deniyor buna. Bunun olayı bizim buradaki şimdi kartımızın üzerindeki kime SMD komponent var. Bu SMD komponentlerin üzerine solder paste denilen yani Lehim. macun. Aynen. Krem şeklinde bir lehim bu. Bu şekilde metalik olmasına yanı sıra. Üzerine bunu çekiyorsun o solder paste'e. Sadece bunun üzerindeki deliklerden geçiyor bu solder paste. Ve buradaki lehimlemek istediğin kısımları lehimle kaplıyor. Sen de istediğin komponentleri bunun üzerine koyuyorsun. Ve bir sıcak hava tabancasıyla ya da sıcak yatak ile ısıtıyorsun. Bütün üzerindeki komponentler ve PCB'ler arasındaki o solder paste eriyor erime sıcaklığında. Bunlar otomatik bütün buradaki küçük komponentler lehimlenmiş oluyor. Buradaki muhabbet bu. Şöyle bir demonstrasyon yapabilir misiniz? Yapacağım, yapacağım zaten. Aa, çok iyi. Hadi bak. Onun için ama ilk önce bir dakika. Evet, tasarım mu? Farklı bölgelere ayrılmış iskematikte. Neyin nereye bağlanacağını gösteren iskematikte. PCB tasarımı da bu. Ben zaten o PCB üzerinde de görebiliyorum. Hangi komponentin nerede olduğunu. Şöyle baktığım zaman üzerinde bütün hepsinin işte R2, R3, R1, Q1 falan diye yazıyor. Bunların ne olduğu da şurada yazıyor. BOM file. İşte burada. Burada bak ben hangi parçanın C1, C2, C3 hangi değere sahip olduğunu görebiliyorum ya da hangi parçada takılması gerektiğini görebiliyorum. Ben şimdi bunları kullanarak bunu da şöyle yapacağım. Export BOM. Dosya indir PDF. Sonra da şuraya gelip işte. Tamam. Burada artık bakabilirim nereye ne koyacağımı. Hem stencil hem de montajı yapacağım. PCB'ye sabitlemem lazım. Onun için şunu yapacağım. Çift taraflı bandı alacağım. Başka kullanmadığım PCB'leri alayım. Kullanayım bunun için. Şöyle yapacağım. Benim buradaki paste'i süreceğim PCB'nin etrafına bunları da şöyle kapatıp sabitleyeceğim bunu buraya. Bunu da yaparken şu çift taraflı bantları kullanarak yapacağım. Ya ortadaki devreyi sabitleyebilmek için onları Aynen. koyuyorsun. Sıkıştırsın diye. Aynen. Şey şu. Buradaki PCB'yi benim buradaki stencil'ıma tam denk getirmem gerekiyor. Denk getirmediğim zaman zaten PCB'nin rengini görüyorum her delikte. Denk getirdiğim zaman yaklaş. Bak her bir delik bu şekilde kapanıyor. Metal buradaki gümüş Normalde şekilde. nasıldı? Ama da Ha. eğer yamuksa bu şekilde gözüküyor. Ha. Gümüş gözükmüyor her taraf. Tam denk getirirsen eğer her tarafın bu şekilde gümüş olması gerekiyor. Bu olduktan sonra o konuma getirdikten sonra buradaki stencil'ımın bir tarafına koli bandıyla yapıştırıyorum bulunduğu yere. Bu şekilde sabitledin ortaya. Ama şimdi paste'i sürüp üzerinden geçtikten sonra bunu buradan kaldırıp buradaki PCB'yi buradan çıkartacağım böyle.
Sonra yenisini takabilirim başka bir tane. Şimdi bunu yaparken de şöyle bir şey yapacağım. Benim şuradaki Kindle'ımda listemde neler lazım bana? 1K'lı, 10K'lı şeyler. Onlar burada zaten. Resistörler, kapasitörler gerekiyor. O kapasitörlerde kapasitörlerin kutusu burada. Ne koymam başka lazım? Rezistör. Bir şeyleri koyacağım. Regülatörü. O da burada. Devamlı çıkmamız gerekecek. Başlayabiliriz. Son olarak bir de şey yatacağım. Şarj. Solder paste burada. Bu şekilde. Buradan stencil'ı kapatıp tekrar şöyle bir kontrol ediyorum, bakıyorum. Şunun yönünü değiştirsem güzel olur. Kremi sağa doğru çekeceğim. Bantın tam tersi yönüne doğru. Şuradan birazcık paste alayım. Bunları normal tüp şeklinde satıyorlar. Tüpten böyle şırınga gibi basit bir çekiyorsun. Hmm. Tüp şeklinde de satılıyor. Diş macunu gibi. Aynen. Hmm. Üzerinden geçiyorum. Her bir deliği kapatacak şekilde. Fazla bile almışım. Fazlasına koyabiliyorsam koyarım kutusuna. Ama buradaki her bir deliği doldurduğu da demin oluyorum. Sonra kaldırıyorum. Ve burada benim ürünüm çıkmış oluyor şimdilik. Üzerine parçalarının gelmesine hazır. Lehim macunları hazırlandı. Lehim macunu da kalınlığa sürtüyorum buradaki bir malzemenin üzerinden. Bu şekilde olduğu kadar. Mükemmel bir işçilik ya. Harika. Çok kolaylaşmış bu işler. Evet. Üstünde de yine birazcık kaldı. Onları da şöyle peçeteyle sileceğim. Kaldıkça buna kuruyor. Hmm. Ama silmek önemli. Şöyle kolonyayla bir keseceğim. Bu PCB'leri de yine Seed Studio'na kendi PCB üretim fabrikası gönderdi. Buradan yine onlara teşekkür ediyorum, Seed Studio'ya. Bu projeye sponsor oldukları ve bu malzemeleri gönderdikleri için gayet standart bir iş ortaya koymuşlar. Bir eksikliğini ya da bir kartlarda bozuk bir şey görmedim şu ana kadar. Kendi gönderdikleri yine CDO'nun mikrokontrolcülerini de test ettiği zaman üzerlerinde herhangi bir eksiklik bir şey yoktu. Bakalım kullandıkça performanslarını da zaten göreceğiz. Wi-Fi ile ilgili olsun, batarya ile ilgili olsun. Onlarla ilgili de yorumlarımı zaten tekrardan okçaya bakalım. Şimdilik şunu da buradan kaldırabilirim şuraya. Bu artık bir sonraki bu tarz kartı üzerine solda pel koymam için durabilir. Hazır bir kalıp oldu. Yani hazır bir kalıp. Bunu artık koyup hayatıma devam edebilirim. Peki bir şey soracağım. Ha. Şimdi lehim macunu sürdük. Ne kadar süreyle o kullanılabilir vaziyette duruyor? Yani kuruyor dedin ya çünkü. 1,5-2 saat içerisinde solder paste tam sıcaklığıyla aynı olur diyor. Ondan sonra
Yavaş yavaş kuruluyor ondan böyle 4 saat içinde. Bunlarla ilgili şunu yapacağım şuradan. Üzerine en küçük parçadan başlayarak parçaları teker teker yerleştireceğim. Mesela en başta kapasitörleri takacağım. Bir, bunun ısıyı dağıtması biraz daha zor. Geniş üzerinde bir kart olduğu için o da aynı ısıyı alıyor kendisine. Şu anda bak metalikleşmeye başladı pedlere.